Yeni bir tabak var önümüzde artık. Ana yemek tabağımız. Nasıl Neylem? Görüntü itibariyle kızacak gerçekten. Ev usulü. Ev usulü. Ama evde misafire de bu şekilde koyuyoruz. O şekilde yani. Herhangi bir ekstra bir şey yok. Yarışma öyle usulü değil mi? Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Hı. Lafınızı böldüm, özür dilerim. Bu yardımcı yemek olduğu için orantı olarak bu daha fazla. Yani hani bunun pilav, bir tık daha mi? Evet pilav yani çok görüntü olarak beni hani daha ana yemekmiş gibi ona kayıyorum. Doğru. Yani. Evet. O şekilde. Peki, tadına bakacağım şimdi. Sen bunu nasıl sunardın? Yani bir yarışma için dediğim gibi şu görüntüde bir hani mercimekli bulgur pilavı daha biraz ev böyle Anadolu gibi ya. Bunu tamam zaten menüme uydurmak için zaten bu pilavı seçtim. Sevda Hanım, ben bir bitirebilir miyim? Ama ben de yemeğimi savunmak zorundayım çünkü hiç pilavı da olmazdı, basit diyecektiniz. Hayır, o anlamda demiyorum. Hani cümlemin ortasında böyle giriyorsunuz ya, daha anlamadan tamam. Hani onu anlatmak istiyorum. Buyurun. Yani dediğim gibi lezzetine bakacağım. Yani sadece bunun yarısı kadar pilav koyardım, onu söyleyeyim. Bunun yarısı kadar pilav koyardım. Dediğim gibi bu sebze soteleri de bunun usulü nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama daha böyle sebzeleri altına koyup böyle bunları hani görüntüsünü de bozmak istemiyorum ama hani şöyleli gibi falan böyle hani daha şık böyle daha hani gibi oluyor ya. Pirzolayı alüminyum kağıdı mı sarıp yiyorsunuz? Ya benim nasıl yiyip yemediğim değil problem. Ama siz de benim yaptığım şu anda yargılıyorsunuz ya. Ben yargılamıyorum. Ev yemeği diyorsunuz, evde ben şahsen bu şekilde yemiyorum, elime alıyorum, yiyorum. Sevda Hanımcığım şey yapamıyoruz şu an, tamam, frekanslarımız tutmuyor bence. Ben tabaklarımı servis. Tabii siz beni dinleyin, sizi. Dinleyin ben bir cümlemi bitireyim rica ediyorum. Sizde. Yani sen hani evde de normal çocuğumun önüne pilavını koyarım, etini koyarım, bu şekilde getiririm. Ben onda değilim. Dediğim gibi porsiyonu daha az tutarım ve hani bu pirzola ve bunun başka bir sunumu. Hani dediğim gibi şunu belki bir şöyle yaparsın. Hani bir şey yaparsın yani hani daha böyle davet. Ya şimdi bu alüminyum böyle. Ben şimdi davet sofrasında bu yemeyeceğim bir şey tabakta istemem şahsen. Hani evde böyle mi? Yani evde böyle yapmıyorum ama ben bunu yemeyeceğim nihayetinde. Gibi. Yani çatallayacağım, alıp böyle elimle de şey yapmayacağım, ağzıma atmayacağım yani. Belki elinize yemek istersiniz diye herhalde sardı. Ya illaki ama yani sonuçta burası da bir program, evdeki gibi rahat olamazsınız yani. Bu böyle şimdi bir servis bakacağım. Restoranlarda da var. Bu yemek bu şekilde servis ama yapılıyor. Ama bence restoranlarda bu tarz orantısız servis edilmiyor. Yani burada iki tane kuzu pirzola koymuşsunuz. Ya ben burada tartıyla falan yapamıyorum sonuçta. Pirinç pilavı daha fazla ama iki parça kuzu pirzola var. Örnek veriyorum, ben şu an doymadım. Restoranttaysam ekstra para ödemek zorundayım. Porsiyonlamaya biraz daha dikkat etmiş olmanız daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Fazla var, isterseniz getirebilirim. Vallahi ben alırım. Ay, ben de tabağımı bitirdikten sonra isteyeceğim. Yani. Bir çatalla lokmalık yani. Gitti. Tabii. Şimdi ne oldu? Biz ana yemek o zaman pilav. Ben pilav koyuyorum gibi oluyor. Hani onu anlatmaya çalıştım. 3'er tane koyacak kadar yok. Yani o zaman ben istersem aç kalanlar... Benimkinden vereyim, hiç dokunmadım. Bu arada biraz önce siz fazla porsiyona fazla para veririz gibi bir kelime kullandınız. Şöyle, biz yemekteyiz, restoranda değiliz. Ben şimdi size fazla puan mı vereceksiniz? Hayır, onunla alakalı konuşmuyorum ben. Tamam. Pirzola 2 parça. Yani biz şimdi bir yemek programındayız. O yüzden sonuç itibariyle buraya doymaya da geliyoruz, tatmaya da geliyoruz. O yüzden yeterli bulmadığımı söylüyorum. Mercimekli pilavı sunum olarak kuzudan daha fazlaydı, porsiyon çok azdı ve bunu da zaten kendisine söyledim. Görselini en azından, o zaten folyo beni çok rahatsız etti. Hani onun da bir sarma şekli vardı, böyle kat kat üst üste duruyor yani. Sevda Hanım, salata nerede? Hemen hepsini bir getirdiğim ama doyduk ki biz zaten. Yani salatanın tadının bir anlamı kalmıyor şu an. Ya bazen yemekten sonra da yenilebiliyor. Ben etle yeşil yani, salatayı aynı anda yediğimde daha çok. Yenmez. Yani yemekle beraber yedim. Salatayı birlikte gelebilirim. Etinizi bıraktınız bence. Daha bitirmemişsiniz yemeğinizi ama. Ben etlerimi bitirdim. Yok. Benim et salata, benim olayım o. O yüzden dedim. Ben sadece bir şey daha söylemek istiyorum. Yine tekrar var burada. Çorbanın içinde de mercimek var, pilavın içinde de mercimek var. Çorbanın içinde o kadar az var ki. Yani sürekli pirinç ve mercimek üzerinden dönüyor menü gibi geldi bana. Bu sosu hazır mı salatanın? Hayır, kendim yaptım, portakal soslu. İçinde mi yani portakal sosu? İçinde yani değil mi? Sonradan ilave edilmiyor. Onu da bekleyelim mi diye sordum. Evet. Hayır getirdim. Hepsini getirdim. Yerseniz anlarsınız. Hayır, ona göre bekleyelim ki karıştıralım diye. Hadi bakalım kim ana yemek yorumuyla başlar? Hadi Gülbahar. Anlat bize ana yemeği. Hem keskin tavaya hem mercimekli pilava. Yani keskin tavanın bazı yerlerinde yanıklar oluşmuş. Sanırım fırında orantılı olarak pişmedi. Hani? Gösterebilirim. O yanık mı? Yanık. Evet. Ya kızarmış. Yanık. Yani bana göre bu yanıktır. Şu an baktığımda yan kenara yanmış. Bakabilirsiniz. Peki, kızarma. Hayır, yanık koku gelmedi. Direkt beni rahatsız edecek bir durum değil. Sadece tabağımdaki ürünü yorumlamam gerektiği için bunu söylemek zorundayım. Pilav zaten normal günlük yediğimiz mercimekli bulgur pilavı. Ekstra bir yorumum olmayacak. Zaten normal olması pilav yok. Olması beni pilavdan fırlıyorsun. Hayır, olması gereken ürün olması gerektiği gibi geldi. Peki. Yani çok aman aman diyebileceğim bir sorun ya da bir hata yok sizin tabağınızda şu anda. Ben yedim de zaten güzel ama bulgur pilavı... Onu ekseriye beğendim diye de tanımlıyorlar ama... Ha, ya beğendim, sorun yok. Sadece bulgur pilavını beğenemedim. Çünkü oran olarak biraz düşük kalmış mercimek. Sunum olarak diyelim. Tamam, hayır, pilavı beğendim. Porsiyon yani olarak çok ama büyük olmuş. Hani hayır, ben bunu yorumluyorum ya, ben tadını konuşmadım. Zaten büyüklüğüyle ilgili ben konuşmadım. Benim söylemek istediğim... Hayır, benim söylemek istediğim mercimeği bulgura göre daha az kalmış. Mercimekli bulgur pilavı ya, biraz daha bol olabilirdi içerisinde. Yoksa ben beğendim, sorun yok. Salatayı da daha yemedim, yiyeceğim. Ondan sonra yorum yaparım. Etin tadı nasıl? Etin tadı güzel, marinasyonu pişmesi güzel. Sadece dediğim gibi bir kısımda bir yanıklık var. O da benim bende de var ama yanık. Evet, sizde de var. Kızarık zor. Yanık diyemeyiz. Aynen. Evet. Başka da bir tabakla ilgili sorunum yok zaten. Salatayı da deneyeceğim şimdi. Şimdi genel olarak menüye başladığımızdan beri çorbada mercimek, içinde pirinç vardı. Ara yemeğe geldik, içinde yine pirinç olan bir ürün yedik. Ana yemeğe geldiğimizde yine tekrardan mercimekli bulgurlu bir yemek yiyoruz. Ben merak ediyorum tatlının içinden de mercimek çıkacak mı? Ya da içinden pirinç gelecek mi? Çünkü bu benim için bir kolaylıktır. Neden? Bir tane mercimeği haşlayayım, bütün yemekleri kullanayım. Tek ayrı mı haşladınız? Evet. Neden? Nasıl ayrı? Bu yorumu beklediğim için yani biliyorum böyle bir şey söyleyeceğim. Sen çorba için ayrı mercimek, pilav için ayrı mercimek kaynatmış olamazsın herhalde. Tabii ki öyle yaptım. Mantık hatası. Ben en son yaptım. Şimdi hanımefendi Sevda Hanım. Kendinizi zora sokmuşsunuz. Niye öyle bir şey yaptınız? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Çorba da daha... dirilik olmaması gerekiyor. Bunda dirilik lazım. Orantıları, pişme süreleri farklı. O zaman onu erken çıkardırdınız. Kalan dökümde pişerdi. Çorbamı ben erken yaptım açıkçası. O yüzden. Evet, evet, mantıklı. Yani koyardım. Evet, genelde öyle oluyor çünkü. Daha az, buna daha az haşlanmış üstüne ayırırdın. Ama Zuhal Hanım, ben çorbamı önce yaptım ve yarım saat kaynadı. yani şu şekilde hanımefendi, önce pilavınızı yapsaydın, sonra alıp çorbanın içine malzemeyi koysaydın. Ama bu mantıklı bir hareket değil ki. Ama olsun, sonuçta önünüze eksiksiz bir pilav gelmiş. Bunun yerine farklı bir tahıl seçseydiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Normalde ben bu programı sürekli izliyorum. İkisini bir tavada ben haşlasaydım ki ben bu yorumu çok gördüm. Aa Sevda Hanım ama şöyle bir şey Sevda Hanım. Mercimeğinizi neden bir seferde haşladınız diye... Ama bana kalmış bir şey ki ben istersen ayrı ayrı haşlarım, istersen bir haşlasaydım siz daha çok bana yapacaktınız. Yemeğin tadına geleyim. Pilav güzel, canındaki etimiz de güzel, salata da güzel ama yani... Çok kolay olduğu için güzel olduğunu düşünüyorum. Değil. Yani eleştirmek için eleştiri yapmak da istemiyorum. Çünkü o zaman sinirleniyorum başka bir de bana laf söyleyince. O yüzden kolay yani. Pardon, menünün Hakan başından beri... Arpacık soğan bu. Evet. Bunları ayıklamak ne kadar zor biliyor musunuz? Arpacık soğan. Bunun en altında domates var. Siz bu yemeği daha önceden yaptınız mı? Onun yerine hayır, daha önce bu yemeği yapmadım. İşte o yüzden bilmiyorsunuz. Kırık bir şey herhalde. Tamam. Bilmiyorum, ben oralı değilim. Yapmadım. Tabii yapmak için oralı olmak zorunda değilim. Saçma oldu bunu söylemem. Kusura bakmayın. O zaman arpacık soğan yerine emek veren, yan ürününüz daha emek veren bir şey olsaydı. Arpacık soğan burada garnitür gibi ufak kalmış. Onunla uğraşmak yerine daha uğraştırıcı bir ana yemek seçseydiniz, daha uğraştırıcı bir şey seçseydiniz. O da sizin bileceğiniz iş. Çünkü menüyü siz hazırladınız. Ben hazırlamadım. Ben normalde 5 çeşit yapmam gerekiyor. Ben 7 çeşit çıkarttım. Hepsini tek tek, en zor yemekleri seçemezdim. Bu sizlerin de menülerinde olacak. Mutlaka birinden birini kolay tercih edeceksiniz. Yani emek vermişsiniz. Ben burada yine kolay bir şey göremiyorum. Bu pirzola tam 1 saat fırında pişti. Dediğim gibi ben mesela pilavımın hiç ağzınıza diri bir soğan geldi mi? Yok. Gelmedi. Gelebilirdi. Mercimek daha diri kalabilirdi. Peki. Suyunu fazla kaçırmış, tuzunu, baharatını fazla kaçırmış. Hepsinin kendi içinde muhafaza ettiği riskleri, şeyleri var. Ama tatlarını beğendin. Yemeği yaparken bir risk aldığınızı düşünüyor musunuz? Tabii. Kuzu pirzola normalde tercih edilmeyen, herkesin tercih etmediği bir koku var mı mesela kuzuda? Koku yok, yiyebildim ben. Normalde yiyebildiğim bir et değil. Pişmesinde sorun var mı? Pişmesinde de bir sıkıntı yok. Lezzetlerinde bir sorun var mı? Şimdi başarmış ancak sırf kolay, çok basit. Yani her ama lezzetli içine, diyorsun. Evet ama sırf bunun için. Salatayı da beğendin mi? Salatayı da beğendim. Anladım. Hiç yani sen beğendin. Değildir. Evet beğendim. Basit yani yapmak bu... aslında çok zor bir şeydir biliyorsun değil mi? Evet ama karşılaştırmaya başlarsam eğer bu pilavı diğer pilavlarla karşılaştırmaya başlarsam 10 tane pilav arasında benim için 6. sırada kalır. Ben yemek yarışmasına katılıyorsam o zaman bana herkesin yapabildiği bu pilavı koyuyorsanız 10 üzerinden 10'luk o 10 kişinin arasında en iyi pilavı yapan kişi siz olmanız gerekiyor. Bundan başka bana bir tane... Benim demek istediğim şey bu. Yaptığınız yemek burada makarna haşlayıp da getirebilirsiniz. Ben bunu çok beğenebilirim. Ben makarnayı kendim açıyorum biliyor musunuz? Tamam. Benim demek istediğim şey bu değil. Siz burada hazır makarnayı haşlayıp getirebilirsiniz. Ben buna çok beğenebilirim. Sırf her şeyi çok beğendiğim için de yorum yapmayacağım anlamına gelmiyor. Çünkü basic bir şey bunu yani. Bana mesela ikinci bir seçenek söyler misin? Pilav. Pilav şu şekilde. 10 tane dedi ya bu 6. sırada dedin. Yani bu 6. aynen. Kaç çeşit pilav var hayatımızdan? Öyle değil. Bu pilavı yapıp mercimekli veya bunun türevi bir bulgur pilavını ben son 10 yediğim pilav arasında bunu 6. sıraya koyarım. Yok da 10 tane pilav yok. Ben kendim yok ki var ama hani dünyanın mutfaklarına falan çıkarsa. Ya bizdeki kadar pilav çeşitleri. O zaman dünya mutfağına her şehrin ayrı pilavı var. Yani onu saymaya kalkarsak. Peki. Çorbada mercimek kullanmışsınız şimdi çorbada mercimek var. Ya o çorbayı söylüyorsunuz o kadar az koydum. O orta yemeğe ara sıcağa geldik sarmanın içinde pirinç var. Bu zaten baştan sona. Burada pirinç yok ama. Fark eden bir şey yok. Aynı grup ya. Bakliyat. Peki. Orada farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Başka sesler de duymak istiyorum. Eylem. Tabii. Ben etin pişmesini beğendim. Normalde ben de koyun, işte kuzu vesaire onları çok tercih etmiyorum kokudan dolayı. Ama etin pişmesi güzel. Beni sadece dediğim gibi rahatsız eden yani tabakta yemeyeceğim bir şeyin durması.